Merhabalar, Planners'ımıza hoş geldiniz. Sit Living'in bir bölümüyle daha beraberiz. Şimdi küçük uzaylı çocuklarımızı büyüteceğiz. Daha doğrusu bebeği çocuk haline getireceğiz. Bu garip makeover'da sizi bir süre yalnız bırakıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Evet, geldim. Yine buradayım. Gördüğünüz gibi çocuk versiyonlarına çevirdik uzaylılarımızı. Geçen bölümden hatırlayacaksınız. Erkek simimiz uzaylılar tarafından kaçırıldı ve hamile bırakıldı. İkizleri Norway ve Surprise dünyaya geldi. Uzaylılar kendileri gördüğünüz üzere. tenleri yeşildi, ben mor yaptım. Yani madem böyle bir seçeneğimiz var, niye bu fırsatı değerlendirmeyelim, niye kullanmayalım canım böyle bir seçeneğimiz varken. Evet, yani tatlı gibiler, fena değiller ama maalesef benim şu Covent Garden ve City Living oyun hikayeme tamamen gerçekten bir sürpriz tadında geldiği için onlarla pek devam edeceğimi sanmıyorum ama yine de hani bir adım daha büyüteceğim. Simsu'yla falan çok iyi anlaşıyorlar. Muhabbetleri falan çok yerinde. Maşallahları var. Tatlılar yani. Hani ona bir şey demiyorum da. İlginçler diyelim. Bu da erkek olan. Erkek olan da havalı. Saçı falan. Bakayım ne yapacak. Yemek mi yiyecek o da? Evet. Uzaylı da olsa karnın acıkıyor şekerim. Uzaylı da olsan acıkıyor bu karın. Yapacak bir şey yok. Acaba Miyazaki böyle gördükçe ne hissediyor? Ben bunları doğurdum falan. Bilemiyorum. Bilemiyorum, ilginç bir his olması gerekiyor. Bu arada doğum yapıldığında normal bir şekilde kağıda doğum belgesi veriliyor ya doğumhaneden çıkarken Sims'ten. Burada böyle uzaylı işareti falan var. Öyle bir doğum belgesi var. Yani o da biraz değişik. İlginçlikler tabii. Bir tık daha büyütelim. Sonra buradayım. Evet, bir tane daha büyüdüler. Bir tane daha, bir aşama daha büyüdüler. Bu arada bir şey fark ettim. Bazı nesnelerin üstüne tıklayınca böyle bir uzaylı şey çıkıyor, amblemi ve değişik bir interaksiyon çıkıyor. Nesneyi farklı bir şeye mi çeviriyor? Tam anlamadım. Bakın şimdi şunu tıklayalım.
böyle beyin gücüyle bir şeyler yapıyor ve cisim değişiyor. Ama bunu arda arda yapamıyorsunuz. Yorulmuş oluyor filan. Çok ilginç. Şimdi onların taşıma vaktinin geleceğini söylemiştim. O vakit geldi. Onları yine aynı mahallede kendisi gibi uzaylı olan, tek yaşayan bir arkadaşlarının yanına gönderiyorum. Ve bize katıldıkları için de teşekkür ediyorum. İlginç bir deneyim oldu. Hiç beklemediğim bir deneyim. Teşekkür ederiz. No way ve surprise. Siz hala bizim çocuklarımızsınız. Öyle diyelim de. Ağlama zırlama olmaz. Evet. Natsume Galaxy. Natsume Galaxy sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Earthcourt'la cilveleşmeler, işte romantizm tazelemeler filan. Güzel, güzel. Simsu ne yapıyor? Sosyal medya kariyerinde ya Simsu. Gerçi artık en üst düzeyde olması gerekiyor ama hala işine sıkı sıkıya böyle şey olduğu için, bağlı olduğu için bütün görevleri hala yapıyor. Yani günlük görevlerimiz var ya iş kısmında. Hani terfi için. Terfiye ihtiyacı olmasa da hala aynı şekilde devam ediyor. Aşağı indi, orada ufak bir böyle yemek alınacak bir yer var. Baktı 3-5 tanıdık var. İşte Harry William var falan. Çok sosyal. Simsu zaten hani sosyal olmasa sosyal medya gurusu olamaz diye düşünüyorum. Böyle bir durum var yani. Çok başarılı o konuda. O konuda hiçbir şüphemiz yok. O konuda çok başarılı. Şeyde, Natsume Galaxy'de biliyorsunuz artık yazarlık işini değiştirip kritik, yani eleştirmen oldu. Eleştirmenlikte ilerliyor. O yüzden sürekli bilgisayarın başında. Sürekli bir şeyler yazması gerekiyor. Ya incelediği bir şey, ya gittiği bir yer, ya yediği bir yemek. Gerçi bu daha sonra ikiye ayrılıyor işte. Sanat eleştirmeni ve yemek eleştirmeni diye. Ama şu an için bir sürü farklı şeye katılıp onların eleştirisini yazıyor. Simsu, ne yapıyorsun? Trilli oyun. Güzel, okey. Miyazaki. Miyazaki hiç kendini bozmadan, adeta çiçekleriyle ilgilenirken uzaylılar tarafından kaçırmamış gibi aynı şekilde çiçekleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Botanist yönü çok kuvvetli, çiçekleri çok seviyor. Hiç yani, hiç vazgeçmiyor bu işten. Onu çok rahatlatan bir aktivite, ben bunun farkındayım. O yüzden çok da uzaklaştırmak istemiyorum. Bu arada geçen bölümden hatırlarsanız şu kar kürelerini toplamaya başlayacağımı söylemiştim. Simsu gittiği festivallerden topluyor. Bunları dediğim gibi festivallerden, hani günün, ay haftanın belli günleri işte GeekCon oluyor, Romance Festival oluyor, başka Spice Festival oluyor. Onlara giderek oradaki kutuları karıştırarak bulabilirsiniz. Ben bunların koleksiyonunu tamamlamayı düşünüyorum. Hatta tamamladığım kısmı direkt göstereceğim. Tamamlarsak değil, tamamladım zaten. Tamamladığım kısmı size birazdan gösteriyor olacağım. Tabii ki Natsume'yi biliyorsunuz. Natsume evde bunu aldığı zaman en sevdiği bar bu bar. Disko da denebilir. Buraya geliyor ve tanıdığı insanlarla 3-5 dans ediyor. Ufak bir şey içiyor ya da içmiyor. Çok önemli değil. Kendini böyle havasını buluyor. Kendini buluyor. Ve ondan sonra da aynı şekilde eve geri dönüyor. Tatlı ya. Tatlı, hiç kimseye zararı olmayan çok tatlı bir isim. Ay inanmıyorum. Bu koltuk ünitesinin arkasındaki garip uzun koltuk ve yanındaki altı kütüphane olan oturma yeri ilk kez gerçekten oturma yeri olarak kullanılıyor. İlk kez ciddi ciddi oturuluyor burada. Dekor amacından başka gelip burada oturan görmedim. Bu kadar bölümdür City Living oynuyoruz. Sıfırdan görmemesi mutlu oldum valla, ne yalan söyleyeyim. İlk kez bu yapılıyor. Simsucuğum biraz tabi bu aralar kendini biraz bıraktı diyelim. Çünkü festivallerde çok fazla değişik yemekler tadıyor. O yüzden sporu biraz aksattığı için hemen o suçluluk duygusuyla spor salonuna kendini attı. Çılgınlar gibi terleye terleye koşuyor. Evet. Şimdi kimdeyiz?
Şimdi Miyazaki'deyiz. Miyazaki oyun oynuyor. PlayStation oynuyor. Şu an duvarın arkasında kalıyor ama görebiliyoruz. Bu arada yerlerini değiştirmişiz. Kar kürelerinin ve şöminemizin üstünde de görüyorsunuz. Kristaller var. Bu kristalleri de herhangi bir şekilde ya ormanda ya gezide herhangi bir yerde böyle parlayan taşların içinde bulabilirsiniz. Onları biraz kurcaladığınızda. Bunlar da değişik isimdeki, yani gerçek hayatta da bulunan kristaller. Bunları da topluyorum. Ve bunların hepsinin koleksiyonunu çok 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 az sonra size göstereceğim. Ama şimdi bu işe nasıl başladığımı göstereyim. Bu kadar azla başladım ve ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. Bakın şu şekilde. Böyle parlayan, içinde parlak bir şeyler varmış gibi gözüken böyle taşların içinden birazcık kurcalıyorsunuz ve bir şeyler çıkarıyorsunuz. Bundan ibaret. Ooo Simsu, hareketlere bakar mısınız? Dans şeyi, dans skili çok fazla olduğu için her türlü ilginç hareketi rahatlıkla yapabiliyor. Evet, şu anki kar kürelerimizden bir tane şeyimiz oldu. Çiftimiz oldu. Aynısından bulmuşuz bir tane. Onu o yüzden sileceğim. Bir sığdıramama içindeyim ama bakalım. Bunları bu şekilde toplarken ben gördüğünüz gibi bütün duvarı dolduracak kadar, yani totalde 15 tane kar küresi var toplayabileceğiniz. Ben 15'ini de topladım. Şimdi sizin için yakın çekimlerini giriyorum. Öncelikle ilk 6 tanesine bakalım. Altında isimlerini yazdım. Soldaki The City Bridge, yanındaki Yuma Heights, yanındaki City Skyline. Alttaki The Reaper, LE yazdım yanına, Limited Edition olan, her zaman bulunmayan. Ortadaki Age of Dinosaur ve onun yanındaki de Plumbob da Limited Edition. Diğer altılıya geçiyorum. Sol üstten The Willow Creek Lighthouse, The City Skyscraper, Newcrest. Altta Stanley the Jackalope, Freezer Bunny ve Tudor House. Ve son üçlümüz soldan Emily, Haunted Mansion ve Magnolia Steamboat. Tabii ki bu duvardaki topladıklarım, yani collectible'lar, sadece kar küreleriyle sınırlı kalmadı. Dekoratif, ne deniyor? Paskalya yumurtaları, Easter egg'ler de hepsini topladım. Bir şöyle 6 tanesini görebiliyorsunuz. Ve diğerleri, bazıları gördüğünüz gibi parlıyor. Ve daha sonra böyle külçe, altın gibi yine bir mineraller, taşlar. Daha sonra bu üniteyle sınırlı kalmayıp taşlardan oluşan bir tane, yani bir tane değil, 3 tane böyle sehpa koydum yan yana. Ama ben sadece birini sehpa olarak, diğerlerini kestim fotoğraf asılsın diye. Bu şekilde üstlerine geldiğinizde bunların hepsinin adı falan yazıyor ve bunların emotional auraları var. Yani enerjisel olarak belli tarzda enerjileri ortaya yayma ve siminizin modunu değiştirme etkileri var. Daha sonra şöyle aynı tarzda yine taşlar. Bunlara crystal deniyor. Yani hepsi crystal diye geçiyor zaten ama böyle hani gerçek hayatta da healing crystal diye geçen bu tarz taşlar, doğal taşlar. Ve son olarak camımın önünde muhteşem renkleriyle yine bulduğum tüm topladığım kristallerim. Bütün kristalleri topladığımı düşünüyorum. Olmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü topladıkça listeye baktım, oradan bir çek yaptım falan. Evet, koleksiyonum bu şekilde. Devam ediyoruz. Natsume Galaxy yine kendi halinde koşuyor dışarılarda, görüyorsunuz. Bütün mahalle bu şekilde ayaklarınızın altında gözükebiliyor. Çok güzel görüntüler var. Böyle koşuya çıktığınız zaman her şey yukarıdan böyle geniş açıyla kuş bakış şekilde görebiliyorsunuz. Onun için sadece izliyorum, yani koştuğunun takibini yapıp ortamı izliyorum. Şu gördüğünüz kıyafet Natsume Galaxy'nin yeni iş kıyafeti.
Kendisi yükseldikçe değişik iş kıyafetleri geliyor. Çok tatlı. Takımıma bakar mısınız? Böyle bir takım elbise muhteşem değil mi? Ve tabii ki kendisi gitar çalıyor. Çalmaz mı, sanatı çok düşkün. Çok. Şimdi burası bir arkadaşlarının yeni bir mekanın açılışı. Bu yeni mekan dediğimiz şeyin tamamını ben yaptım. Dışını da, içinde, dekorasyonunu da. Çocuklarla gelinebilecek, kitap okunabilecek, çalışılabilecek bir böyle kahve kafesi. Kahve konusunda uzmanlaşmış baristaların olduğu bir yer. Espresso makinelerini görüyorsunuz zaten. Bunun açılışına geldiler. Bütün tanıdığımız simler burada. Diğer oyundan, Covent Garden oyundan tanıdıklarımız burada. Vampir oyundan tanıdıklarımız burada. Hepsi burada. Ortak bir arkadaşlarının mekanının açılışına geldiler. Şıkır şıkır da giyindiler yani. Bu mekanın, bu ilginç mekanın, gerçekten tatlı bir mekan yani, yapımını ve iç dekorasyonunu hızlandırılmış bir şekilde bu videodan hemen sonra koyuyor olacağım. Koyduğum gibi de tam şu an yukarıda bir link belirecektir. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Ben şahsen burayı yaparken çok keyif aldım. Çünkü çok renkli. Ve kahve benim için bir tutku. Kahve ile ilgili bir şeyler yaptıkça da mutlu oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Aynı güruh oradan çıkıp eve geldi. Üstler değişildi, makyajlar silindi, bir şeyler yapıldı. Ve evimizde rahat rahat Susan geldi, gördüğünüz gibi. Susan Harry ile yaşamaya başlamıştı, biliyorsunuz. Ziyarete geldi annesine. Gayet rahat bir şekilde evde takılıyorlar. Birbirlerini özlemişler. Yani şimdi doğruya doğru Simsu birazcık bir özlem duygusu içine girmiş. Bunu tam olarak kabul etmese de. O yüzden gelmeleri çok iyi oldu. Earthscorp da onları karşılıyor. Miyazaki ile Simsu satranç oynuyor. Çok tatlı, çok güzel bir gece geçiriyorlar. Uzun zamandır böyle çok bir arada olamamışlardı. Ben de mutlu oldum. Çünkü bu simler birbirini gerçekten seviyor. Yalan yok. Ah Miyazaki, vah Miyazaki. Miyazaki'nin bazı saksılarını kaldırdım. İçindeki çiçeklere böyle 4 tane çiçeğin sığabileceği kare şeklinde bir büyük saksıya geçirdim. Onlarla ilgileniyor. Bu botanik hastalığı bitmiyor, bitmiyor. Ama nereye kadar demek istiyorum. Meçhul. Earthscourt, Natsume aşk tazelemeyi duyamadılar. Aralarındaki aşk ve heyecan hiçbir zaman, kaç bölümdür hiçbir zaman, çocukları oldu, onun çocuğu oldu, hiçbir zaman aralarındaki heyecan bitmedi. Birbirlerine çok yakışan ruh ikisi tabirine direkt olarak uyan iki sim. Doğruya doğru. Şimdi ben az önce ne dedim? Bu bitki işleri nereye kadar? Birazcık o bitki alanını küçülttük diyebilirim. Çünkü burayı bir zen odası, zen balkonu, yani yoga ve meditasyon kısmı yaptık. Bunun öncüsü Simsu ve tabii ki de Natsume Galaxy. Çok güzel oldu, ne yalan söyleyeyim. Bakın mumlar var yerde, tütsüler var. Meditasyon yapılıyor. Akvaryumumuz var. Yani spa day paketiyle gelen bütün şeyleri, imkanları kullanarak balkonda ferah. Çok güzel, niye burayı kullanmasınlar diye. Bakar mısınız manzaraya? Bu manzaraya karşı meditasyon yapmaktan daha güzel ne olabilir? Temiz hava, güneş selamlaması yapılır sabahları. Şimdi mesela Natsume Galaxy bütün cycle'ı içeren bir yoga rutini yapıyor. Çünkü kendisinin yoga skill'i bayağı yüksek. Bakar mısınız şu görüntüye? Ya izlemekten çok zevk alıyorum gerçekten. Bu yoga hareketlerini çok titizlikle yapmışlar. Animasyonları çok güzel yapmışlar. İlk gördüğümden beri bayılıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Çok çok güzel yapmışlar. Ve Earthscourt yoga moga beni bağlamaz hocam deyip kendine bir jacuzzi ziyafeti çekiyor.
O jacuzzi ziyafeti çekerken ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.